Yöneylem araştırmanın Türkiye Siyaset Paneli Eylül 2021 araştırma sonuçları yayınlandı. Araştırmada seçmenlerin son dönemde Cumhur İttifakı'nın iktidarı kaybedeceğine, muhalefet partilerinin kazanacağına dair inancının arttığı gözlemlendi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi milletvekilliği seçiminde de muhalefet partilerinin iktidar partilerini geride bırakacağına olan çoğunluk önde gidiyor. Millet İttifakı önde. Kendi oy verme davranışınız bir yana sizce önümüzdeki Pazar milletvekilliği seçimleri yapılacak olsa mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır? şeklinde bir soru yöneltildiğinde seçmenlerin %53,2'si muhalefet partileri yanıtını vermektedir. Cumhur İttifakı diyenlerin oranı %46,8 ortaya çıktı. Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenler %57,8. Başka bir anket çalışmasında ise, sizce Türkiye iyi mi, yoksa kötü mü yönetilmektedir, şeklinde bir soru yöneltildi. Seçmenlerin %57,8 iyi Türkiye'nin kötü yönetildiğini, %26'sı iyi yönetildiğini dile getirdi. Şubattan Ağustos'a kadar geçen 7 aylık sürede Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenler yaklaşık 23 puan artmış, iyi yönetildiğini düşünenler 4 puan azalmıştı. Eylül ayında Türkiye'nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranında 2,1 puanlık azalma, iyi yönetildiğini düşünenlerin oranında 2,4 puanlık artış yaşandı. Erken seçim gerekli mi? Muhalefet partileri tarafından Mayıs ayından itibaren yoğun bir biçimde dile getirilmeye başlanan erken seçim talebi, Eylül ayında da Türkiye siyaseti gündemindeki yerini korudu. Türkiye Siyaset Paneli Eylül araştırmamızda seçmenlere son günlerde kamuoyunda erken seçim konuşulmakta siz Türkiye'de erken seçim yapılmasının yanında mı yoksa karşısında mısınız?" şeklinde bir soru yöneltti. Buna göre seçmenlerin %54'ü erken seçim isterken, erken seçime karşı olanların oranı %39 olarak ölçüldü.